Bu olay Kıbleleri köyünde o malum olaylar yaşanmadan aylar önce yaşanmış olup komşu köydeki kişiler tarafından teyit edilmiş gerçek bir olaydır. Yer Kıbleleri köyü. Net tarih bilinmemektedir. Olayın kahramanı köyde imamlık yapan Veysi Hoca. Bu yazısını müftülüğe yolladığı mektuptan aldık. Müftülüğe yazdığı mektup şu şekildedir. Hiçbir kelimesinde oynama yoktur. Ben 6 yıldır burada imamlık yapan, gayet de işimden memnun olan hocaydım. Ama son bir haftadır burada yaşananlardan dolayı size şikayetimi bildirmek isterim. Cemaat artık camiye gelmiyor. Geçen gün evimin camlarını kırmışlar. Kim yaptığı meçhul. Kahveye kimse gelmiyor. Sokakta kediler köpeklerden başka kimse yok. Sabah ezanını okumak için camiye giderken yolumun üzerinde bir adam gördüm. Elektrik direğinin dibine çökmüş ağlıyordu. Velhasıl kelam yanına yaklaştım. Neden ağlıyorsun dedim. Karımı öldürdüm hoca dedi. Beni itekleyip koşa koşa tarlanın içine girdi. Gözden kayboldu. Artık bu köyde can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Görevimi başka yerde yapmak istiyorum. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Mektup burada son buluyor. Olayın devamını komşu köyde yaşayan, olaya tanıklık eden bir köylüden dinliyoruz. O gün hocayla çarşıda karşılaştım. Oturduk çay içtik. Derdini anlattı. Teselli ettim ama psikolojik olarak çökmüş durumdaydı. Aradan bir iki ay geçti. Define işi için gece vakti arkadaşlarla Kıbledere köyüne gitmeye karar verdik. Eşyalarımızı hazırladık. Kazma kürek çuval. Köyün çıkışına doğru bir ağaç var. Dilek ağacı. Kötü dilekleri yazdıkları için o ağaca ölüm ağacı denir. Biz orada bulunan mağaraya gidecektik. Bayağı bir altın olduğu söyleniyor. Köye girdiğimizde bir evden çığlık sesleri duyduk. Bu sesler kavga sesiydi. Hani kavga ediyor gibiydiler yani. O an bir silah patladı. Sesler kesildi. İki arkadaşım ve ben koşa koşa köyün içine doğru vardık. Tüm mahalle karanlıktı. Kimsenin ışığı yanmıyordu. Gece lambamızı yakıp yola öyle devam ettik. Yerlerde kan vardı. Duvarlara saçma sapan rakamlar yazılmıştı. Biz bir an önce mağaraya gitmek istedik. Bir evin önünde az soluklandık. Karşımızdaki evden birinin bizi izlediğini gördük. Ama size yemin ederim ki bu insan değildi. Bilmiyorum, cidden bilmiyorum. Sonra gözden kayboldu. Biz kalkıp mağaraya doğru hareket aldık. Mağaraya vardık varmasına da ölüm ağacının önünde bir kadın vardı. Ağaca bir şeyler bağlıyordu. Ona görünmeden mağaraya girdik. Mağaradan sesler geliyordu. Acayip cinsten. Hani tarif deseniz edemem. Hayvan ile insan sesi gibi karışık bir şey. Korktuk ama ucunda para vardı sonuçta. Mağaraya girdikçe gaz lambamızdaki ateş sönüyordu ki bu bir felaket işaretiydi. Mağaradaki sesler artıyordu. Arkadaşlarımız önden gittiği için onlara yetişmekte zorluk çekiyordum. Gaz lambamız sönmeden geri dönelim dedim. Ama arkadaşlarımdan ses alamadım. 2-3 adım atıp tekrar seslendim ama cevap gelmiyordu. Ben de koşarak mağaradan çıktım. Çıkar çıkmaz da gaz lambası söndü. Ama dolunay olduğu için yine önümü görüyordum. Ölüm ağacında duran kadına baktım. Bana doğru dönmüş bakıyordu. Kaçmak ile kalmak arasında kaldım. Çünkü arkadaşlarım içerideydi. Tekrar içeriye girip yüksek sesle bağırdım. Ses gelmeyince dışarı çıktım. Kadın hala oradaydı. Sonra kadın yürüdü. Daha sonra gölge misali gözden uzaklaştı. Ben de koşa koşa tarla yollarından köye gitmek istedim. Ceviz ağacının altında yaşlı bir adam gördüm. Bana yardım etmesi için yalvardım ama beni duymuyor gibiydi. Ölü gibiydi. Yüzüme kızgın bir şekilde baktı. Hemen yanından koşarak uzaklaştım. Yarım saatlik koşmanın ardından köye varmıştım. O günden beri hiçbir köylü oradan geçmez, yolu uzatır. Diyeceklerim bu kadar. Bu olayı anlatan kişi 1990 yılında jandarmaya aynı ifadeleri vermiştir. Kıbledere köyündeki imamın ise şu an nerede olduğu bilinmiyor. Yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgi yok.
Olayın yaşandığı tarih 2000. Olayın yaşandığı yer Bağlar Köyü. İsmim Alihan, 33 yaşındayım. Bağlar Köyü'nde yaşanan esrarengiz olayları anlatacağım. Hangi birini anlatayım ki? Köyde insanlar huzur bulamadı. Hepsi şehre yerleşti. Burada yaşlı iki çift dışında yaşayan yok zaten. Ben direkt konuya döneyim. Size yaşanan olaylardan bahsedeyim. Bu köyde hemen hemen herkes define işlerine meraklı insanlardı. Ancak define olan yerler ıssız bir alanda olduğu için kimsenin götü yemiyordu kazı yapmaya. Ancak konu bu değil. Bizim köy geceleri çok ıssız oluyor. İnsanlar akşam ezanından sonra dışarıya çıkmıyor. Sadece Deli Nuran dediğimiz kadın köyde dolaşıyor. Kendi kendine bağıra çağıra sokaklarda dolaşır. Deli Nuran'ın evinin önünde sürekli kediler köpekler toplanır. Nuran onları besler. Bir gece ben çalıştığım için iş yerinden köye dönüyordum. Nuran'ı gördüm. Tarlada biriyle konuşurmuş gibi hareketler yapıyordu. Arabayı durdurup onu izledim. 5 dakika boyunca devam etti. Sonra durdu, bana doğru bakmaya başladı. Elindeki orakla bana doğru koşmaya başladı. Arabayı çalıştırıp kaçtım ondan. Çalışmadığım bir gece annem yemek yaptı. Git Nuran'a ver diye. Nuran'ın evine geldiğimde kendisi orada yoktu. Kapıyı açtım, içeriye girdim. Evin içini bok götürüyordu. Resim çerçeveleri hepsi ters dönmüş şekildeydi. Diğer odaya girdiğimde odanın ortasında leğenin içinde kemikler, duvarda kan izleri vardı. Ayrıca bu Nuran kocasını bıçaklayarak öldürmüştü. Yemeği bırakıp küfür ede ede evden çıktım. Çıkar çıkmaz kustum zaten. Muşmula suratlı karı evin camlarını gazetelerle kapatmış. Az daha kalsam ölecektim kokudan. Evinin bahçesinde bir sürü incir ağacı, her ağacın altında kemikler vardı. Hafiften tırsa tırsa evden uzaklaştım. Anneme her şeyi anlattım. Bir şey demedi. Neyse, annem kuru fasulye yapmış. Bir güzel yoğurdum ki onu. Kapı çalmaya başladı. Sanki polis baskını gibi. Kapı kırılacak şekilde çalıyordu. Kapıyı açmaya gittiğimde kapının önünde kimse yoktu. Kapıyı kapadım. Kapadığım an tekrar çaldı kapı. Kapıyı açtığımda Nuran vardı. Bir daha evime girme diyerek gitti. Arkadaşlara anlattım her şeyi. Bana onu takip edelim. Bakalım ne yapıyor dediler. Çıktık yola. Onun evinin önünden geçerken gölgelerin eve girdiğini gördük. Ya biz halüsinasyon görüyorduk ya da onlar gerçekti. Nuran'ın bahçesine girdik. İçeriden sesler geliyordu. Yapamam falan diyordu. Sonra bir el silah sesi yükseldi evden. Biz o anki refleksle kaçtık. Kahveye doğru gittik. Bütün kahvedeki dayıları toplayıp Nuran'ın evine geldiğimizde Nuran'ın cansız bedenini gördük. Evin içi o kadar kötü kokuyordu ki kimse daha fazla duramadı içeride. Ertesi gün onu mezara gömdük. Aynı gece evinin önünde bütün köpeklerin uluduğunu gördük. Evde gece lambası yanıyordu. Nuran yaşarken bile yanmayan gece lambası ve içeride birilerinin dolaştığını gördük. Başımıza daha fazla bela almamak için oradan uzaklaştık. Ertesi sabah köydeki herkesin hayvanları telef olmuştu. Kiminin koyunları yoktu. Kimilerinin inekleri ölmüştü. Biz köyden bir zaman sonra taşındık. Nuran'ın mezarının üzerinde kemikler bulmuş köylüler. Meğer Nuran'a anası büyü yaptırmıştı. Kocasını sevmediği için avam büyüsü, yani ölüm büyüsü yaptığı için aslında Nuran çoktan ölmüştü. Onun bedeninde bir cin yaşıyormuş. Şu an o köye bir Allah'ın kulu gitmez. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Takipçi hikayeleri. Sene 1993 ya da 1994'tü. Küçük yaşta bir çocuktum daha. Ergenliğe bile girmemiştim. Gördüklerimin nedeni de buydu. Hikayenin ilerleyen kısımlarında ergenliğe girmediğimi, özellikle neden söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu arada benim adım Mehmet. Lokantada çalışıyordum. Bir ana yol kenarında, baraj kenarında diyebiliriz, bir balık lokantasıydı. Geceleri çalışırdım. Patron ve kardeşi gündüz çalışırdı. Gece kamyoncular gelir,
araçlarında yatardı. Bana kalkacakları saati söyler, yatarlardı. Ben de onları uyandırırdım. Baş verirlerdi. Aynı zamanda kahvaltı yaparlardı lokantada. Barajın karşısındaki köyde İrfan Hoca diye bir hoca vardı. İrfan Hoca hep gece gelirdi. Beni çok severdi. Ben masada uyuklardım. Beni kaldırır, et sote yaptırırdı. Yer ve giderdi. Para almazdı kondan. Patron, para almayın hocadan derdi. Lokantanın 50 metre ilerisinde patronun ailesinin kaldığı ev vardı. İrfan Hoca'nın çok sık garip misafirleri gelirdi. Onları ağırlar, tekneyle evine götürürdü. Gelen giden misafirleri genelde geceleri gelirlerdi. Bir gün patronun evinden aradılar lokantayı. Beni eve çağırdı. Ben de balık geldi sanıp koşa koşa eve gittim. Genelde evden çağırdıklarında taze balıkları lokantaya götürmem için çağırırlardı. Evin önüne geldiğimde ev kalabalıktı. Saat de gece 12'yi geçmişti. İçeriye girdim. Misafirleri vardı. Salonda çay içiyorlardı. Doğrudan balıkları her zaman aldığım odaya yöneldim. Arkamdan patronun kız kardeşi geldi. Mehmet, balık yok. Babam seni başka bir iş için çağırdı dedi. O arada Cahit amca, yani patronun babası geldi. Mehmet, oğlum senin yaşın kaç dedi. Ben de 13 dedim. Ergen oldun mu dedi. Anlamamıştım bu sorusunu. Rüyanda mavi boncuk gördün mü dedi. Islandın mı dedi. O bu şekilde konuşunca ne demek istediğini anladım. Yok, olmadım dedim. Tamam o zaman dedi ve salona gitti. Bu kez yanında İrfan Hoca ile geldiler. Mehmet, bir daha soruyorum. Mavi boncuk gördün mü dedi. Yok dedim. Tamam, aradığımız çocuk dedi. Korkmuştum. Ne oldu dedim. Korkma Mehmet'im. Sadece bir şeye bakacağız. Korkacak bir şey yok dedi. Sonra boş bir odaya geçelim dedi. Ve geçtik. İrfan Hoca tırnağına bakayım dedi. Sol elimin baş parmağına baktı. Bir şeyler yazdı. Sonra bu tırnağına bak. Hiç gözünü ayırma. Kırpma bile. Bak dedi. Ben de ne alaka diyordum içimden. Baka baka gözüm ağrıyordu. Işığı kapattı. Gece lambasını yaktı. İçeriye kimseyi almıyordu. Birini koymuştu kapıya. Ben halen tırnağıma bakıyordum. İyice sıkılmıştım. İrfan Hoca yanımda bir şeyler okuyordu. Bana tırnağın büyüyor mu dedi. Yok hocam dedim. Ayırma gözünü. Büyüyecek. Korkma sakın dedi. Ben de içimden ne sallıyor bu adam dedim. Birden tırnağım büyüdü ve sanki bir televizyon gibi tırnağımın içinde bir şeyler görmeye başladım. O bana talimat veriyordu kısık bir sesle. Birileri gelecek karşına, sakın korkma dedi. Birden bir adam geldi karşıma. Bismillah diyecektim ki, hoca ağzımı kapatıp ona hoş geldin de dedi. Hoş geldin dedim, adını sor dedi. Adını sormama fırsat vermeden ben İsmail dedi. Sonra kalabalıklaştı birden. Karşımda ondan fazla adam ve kadın vardı. Bana öylece bakıyorlardı. Hoca sor onlara. Hakan'ın altınları nerede diye sor dedi. Hocanın sorduğu soruyu sordum. Bana dedi ki halasının oğlu Süleyman biliyor. Onda dedi. Hoca peki nereden almış diye sor dedi. Yataklarının arasından çaldı dedi. Bir de yanında tabanca varmış. Onu da çalmış dedi. Ben korkudan titriyordum. Birden hoca gözümü kapattı. Bana ben aç diyene kadar gözünü sakın açma dedi. Bıraktı gözlerimi. 5 dakika kadar kapalı kaldı. Aç diye seslendi. Gözlerimi açtığımda yine aynı odadaydık. İrfan Hoca vardı. Korkma dedi. Bazı dualar okudu ve odadan çıktık. Ben korkudan titriyordum. Salona geçtik. Misafirlere dedi ki halanızın oğlu Süleyman var mı dedi. Patronun babası evet var dedi. Altınların yanında tabanca var mıydı dedi İrfan Hoca. Evet dedi. Altınları alan kişi tabancayı da çalmış dedi. Bu yaşadığım olayın şokunu üzerimden atamadım. Bizim İrfan Hoca bu işlerden para kazanıyormuş meğersem. 2 gün sonra gece İrfan Hoca geldi lokantaya. Bana köye gittiğinde dikkatli ol. Evden başka bir yerde uyuma sakın dedi. Neden hocam dedim. Onlarla iletişime senin sayende geçtik. Seni sahiplenmek isteyebilirler. Sen yine de korkma. Bu olayların seninle alakası yok dedi. Ertesi gün izinliydim. Elbiselerimi aldım. Annem yıkasın diye köye gittim bisikletle.
O gece erkenden uyumuşum. Gece babam kalk oğlum diye uyandırdı beni. Kalktım. Git bakkala bana yumurta al dedi. Gecenin bir yarısı. Uyku sersemi elime para verdi. Köyde 3 tane bakkal var. Çıktım dışarıya. Gidiyordum. Bakkalın önünde babam vardı. Bu bakkal kapalı dedi. Diğerine git dedi. Diğer bakkala gittim. Babam yine o bakkalın önünde duruyordu. Burası da kapalı. Köyün çıkışındaki mezarlığın orada yeni bakkal var. Orası açıkmış. Oradan al dedi. İstemsiz bir şekilde ne denilse tamam deyip yapıyordum. Mezarlığın oradaki bakkala gidiyordum. Birden yanağımda bir sızı hissettim ve uyandım. Bir baktım karşımda İrfan Hoca beni tokatlayarak uyandırmıştı. Uyandığımda bisikletle kayalıkların kenarında uyuyordum. Gece olmuştu. İrfan Hoca beni nasıl bulmuştu? Ben bunları düşünürken İrfan Hoca evimin nerede olduğunu sordu. Daha sonra beni köydeki evime bıraktı. Bu yıllar önce yaşadığım gerçek bir olay. Bu olay Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Karanar mahallesine bağlı Sayacık köyünde gerçekleşti. Şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Ankara'da Mamak'ta bir gecekonduda yaşıyorduk. Evimizin alt tarafı kömürlüktü. Evin yan tarafı ise adeta bir çöplük gibiydi. Herkes çöpünü oraya atıyordu. Bir gün annem ve yengemler o çöpü temizlemeye karar verdiler. Çöplerin bulunduğu yeri tertemiz yaptılar. Bu temizlikten sonra annem garip davranmaya başladı. Tuhaf olaylar birbiri peşine yaşandı. Bir gece annemin çığlıklarına uyandık. Bize anlattığı şuydu. Kömürlükten simsiyah biri gelmiş. İsminin Veli olduğunu söylemiş ve eklemiş. Sen o çöpü temizlerken benim çocuğumu öldürdün demiş. Sen çok yalnızsın. Artık ben varım. Çocuğuma karşılık seni kendime mühürledim demiş. Ve anneme tecavüz etmiş. Annemin anlattığına göre gözleri çapak dolu. Yüzü korkunç birisiymiş. Biz ilk başta rüyadır diye düşündük ama annem gün geçtikçe daha fazla kişiler görmeye başladı. Kendi kendine konuşmaya, ağlamaya başladı. Geceleri uyku haram olmuştu bize. Sanki yatsı ezanıyla geliyorlar, sabah ezanına kadar annemi işkence ediyorlardı. Ben o zamanlar 13-14 yaşlarında falandım. Dayım sürekli anneme Kur'an okurdu. Annem kendinde değildi. Evde ölü bebekler gördüğünü, üstüne kaynar su döktüklerini söyleyip bizden yardım istiyordu. Olaylar devam ettikçe annem bizden uzaklaştı. Bizi sevmediğini hissediyordu. Gezdirmediğimiz hoca kalmadı ama o hocalardan da cinler bulaştı anneme. Umudumuz kesilmişti. Kimse bize yardım edemiyordu. Annemin elinde tuhaf bir şekilde kına vardı. Ve ne yaparsak yapalım bunu elinden çıkartamadık. Bunun anlamı bir kabile annemi esir almıştı. Bir gün amcamın bulduğu bir hocaya götürdüler annemi. O hoca bunların hepsini yaktı ve o kağıdı mezarlığa gömdüler. Annem kurtuldu. Şu an 27 yaşındayım. O günden bugüne anneme mezarlığa gitmek yasak. Tekrar uğurlarlar diye, bu olaylar tekrarlanır diye. Bunların hepsi annem o çöplüğü temizlerken bilmeden yaptığı şeyden dolayı oldu. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü. O zamanlar annemin bizi bir gece yarısı öldürmesinden çok korkuyordum. Hiç unutamadığım bir olay. Bir gecede anneme anne lavaboya gidelim dediğimde beni götürmüştü. Ve tuvalette birden karşımda oynamaya başlamıştı. Göz bebekleri çok büyük ve korkutucuydu. Çığlık atarak kaçmıştım oradan. O günden bu zamana çöplüklerden korkarım ve besmelesiz geçmemeye çalışırım. Allah bu tür şeyleri kimseye yaşatmasın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İlk evlendiğimiz dönemde yaklaşık 18-20 sene öncesinde yaşadığımız bir olay. Çok güzel bir ev tutup yerleşmiştik. Tertemizdi her yeri. İlk kez biz oturacaktık o evde. Yeni bir binaydı bu taşındığımız bina. Standart 3 oda bir salon dairelerden. Bu arada olay Trabzon'da yaşandı.
Evliliğin heyecanı ve o evde ilk oturanlar olmanın heyecanıyla bayağı keyifliydik. Yanılmıyorsam bir hafta sonra ben salonda televizyonda haberleri izlerken eşim de mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Ara bir antre vardı o evde. Şimdi siz ne olduğunu görmeseniz de bilirsiniz. Eşim mutfaktan bana seslendi ama sesi böyle telaşlıydı. Yanına gidip hayırdır ne oldu dedim. Eşim gözlerime korkuyla bakarak az evvel ara koridordan geçtin mi diye sordu. Hayır dedim, ben içeride televizyonda haberleri izliyordum. Niye ki dedim. Sanki bir ışık geçti arkamdan. Kim olduğunu görmedim ama birinin geçtiğine yemin edebilirim. Eşimi korkutmamaya çalışarak saçmalama sana öyle gelmiştir deyip sakinleştirdim. Ertesi gece eşimin yaşadığı olay bana da oldu. Bir ışık silüeti insan şeklinde geçip odanın içinde kayboldu. Eşimin gördüğü şeyi bir gece sonra ben de görünce dur bakalım dedim kendi kendime. Bu işin içinde bir şeyler var diye düşünüp kendi çapımda eşime sezdirmeden araştırmaya başladım. Bir gece yine evdeydik. Bizim evin zemini döşeme tahta. Akşamları televizyon izlerken yürüdüğümüz zaman zeminden gacır gucur sesler gelirdi. Tahtalar gevşekti sanırım. Biz de televizyonda film izliyoruz salonda ama evin farklı köşelerinden tahtaların gıcırdama sesi geliyor. Sanki evin içinde bizim göremediğimiz varlıklar dolaşıyor. Bir o yana, bir bu yana ve bir sonraki gecede aynı şekilde devam etti. Bizim boş bir odamız vardı. Orayı da yemek odası gibi masa, sandalye falan döşemiştik. Ve o gece masa ve sandalyeler çekiliyor yerinden. Bunu çok net duyabiliyorduk. Yukarıda oturanların ya da aşağı katta oturanların sesidir diyenler olabilir ama bir yan odamızdan geliyordu o sesler. Evinizin içinde bu korkuyla yaşayamazsınız. Ben de en ufak sese fırlayıp etrafa bakıyorum. Yemek odasına gidiyorum, bir şey yok. Bu sefer evin ara koridorundan koşma sesleri başlıyor. Salona giriyoruz. Tekrar başka bir odadan geliyor koşma sesleri. Yani biz neredeysek sesler farklı bir odadan gelmeye başlıyor. Yine bir gece yattık. Ben kitap okuyorum yatakta. Ara koridorun ışığını açık bırakırız hep. Yatak odamızın kapısı da buzlu camdı. Birdenbire o buzlu camda bir gölge, bir insan silüeti belirdi. O gölgeyi fark ettiğim an beni bir uyku bastırdı ve ben hemen uyudum. Sabah olup uyandığımda yaşadığım bu olayın rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu tam anlayamadım ama gerçek olduğuna emindim. Artık akşamları eve erken gelmeye başladım. Normalde işten geç çıkardım. Eşimin evde yalnız olmaktan korkusuna erken gelmeye başladım eve. Yatak odasında da uyumuyoruz artık. Oturma odasında uyumaya başladık. Evde olduğum bir akşamüstü, ışıklar açık. Ben de müzik setinden müzik dinliyorum. Televizyonda bir şey olmadığı için. Birden hem ışık hem de müzik seti aniden tak diye kapandı. Ben de elektriklerin gittiğini düşünerek prizi kontrol ettim. Fakat elektrikler vardı. Işığı açtıktan sonra tekrar müzik setini açtım. Ama bir dakika geçmeden yine kapandı. Yine tuhaf şeylerin olduğunu anlamıştım. Eşimle daha fazla ısrar etmeden yatmaya karar verdik. Eşime dönüp bak şimdi ne yapacağım dedim. Kalktım. Evdeki tüm kapıları, banyo, mutfak kapısı dahil besmele çekerek ve Fatiha okuyarak kilitledim. Ve yatağımıza geçip uyumaya koyulduk. Ben normalde geceleri en ufak sese bile kalkar bakardım. Ama o gece hiçbir sese kalkıp bakamadım. Şöyle düşünün, kapıyı kilitlediniz. Bir elinizle kapıyı kendinize çekiyorsunuz. Diğer elinle de kapıyı itmeye çalışıyorsun. Gece üst sıralarında aynen bu şekilde kapılar zorlanıyordu. Evin tüm kapıları zangır zangır titriyor. Açılmak istenircesine. Eşim kalk bakalım der gibi oldu. Sakın dedim. Bu durumda neye bakıyorsun? Otur oturduğun yerde dedim. Gün ağarana kadar bekledik. Bu titremeler 40-45 dakika kadar sürdü. Ezan okunup gün ağarınca eşime kalk bakalım dedim. Ne olmuş bu evde? Tüm kapıları yeniden besmele çekerek açıyoruz. Aça aça ilerledik kapıları. En son yatak odamızın kapısına geldik.
Yatak odasının kapısının dili biraz gevşek. Kilitlemediğinizde dokunduğunuz an açılıyor. Kapının kilidini açtım. Kapıyı ittim, açılmadı. Zorladım falan ama kapı yine de açılmadı. Sanki arkasında biri var. Kapının açılmasını engelliyor. 3-5 kez daha denedim. Kapı açılmadı. Bu kez dualar okuyarak kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kendiliğinden açıldı. Yatak odasına girip baktığımda yine hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Bugünün gecesinde iş yerinden bir arkadaşım eşiyle birlikte bize geldi. Ben koltukta oturmayı pek sevmezdim. Yerde, minderde otururdum. Ben yerde oturunca arkadaşım ve eşi, benim eşim de, onlar da zemine oturdu. Bir süre böyle yerde minder üzerinde sohbet ettik. Belim ağrıdığı için yerde oturmaktan vazgeçtim. Arkadaşlarıma da dedim ki benim belim ağrıdı. Kalkın koltuklara oturalım yeniden dedim. Eşim ve arkadaşımın eşi koltuklara oturdu. Fakat arkadaşım yerden, olduğu yerden kıpırdayamıyordu. Arkadaşıma hayırdır sen de sevdin herhalde minderde oturmayı dedim. Onunla alakası yok kalkamıyorum dedi. Ben kramp girdi herhalde dedim. Kramp falan değil kalkamıyorum sadece diyor. Bu çocuk hüngür hüngür ağlamaya başladı birden. Öyle bir acı çekiyor ki karşımda zorluyoruz ayağa kaldırmak için ama kalkmıyor. Çocuk külçe altın gibi ağır olduğu yerden kalkmıyor. Yaklaşık yarım saat uğraşma sonucu kaldırdık yerden. Koltuğa oturttuk. Biraz sakinleşsin diye kolonya verdik. Balkona gelir misin benimle dedi. Balkona çıktık. Yengelerin yanında korkmamaları için söylemedim ama belimin üstüne bir gölge oturdu dedi. Kalkamadım. Nefes alamadım. Ne yapın edin bu evden bir an önce çıkın diye tembihledi beni. Arkadaşlarım evdeyken yaşadığım bu olay iyice beni evden soğutmuştu. Ben de bu evi araştırmaya başladım. Tapudan mal mülk sahibine kadar gittim. Bu ev bir mezarlığın üzerine yapılmış olabilir ya da bu evden bir cenaze çıkmış olabilir. Bu evde bir katliam yapılmış olabilir. Her şey olabilirdi. İnsanlık hali. Bayağı araştırdım. Hiçbir şey çıkmadı. Ev daha yeni binaydı. Arazisi mezarlık üzerinde değil. Her şeyi temizdi yani. Ölen kalan yok. Biz orada o evde ne olduğunu hiç anlayamadık. O evden taşındıktan sonra ben bu olayı araştırmaya devam ettim. Hocalara gittim. Söyledikleri tek şey bazı cinlerin bazı mekanları sahiplendikleri bilinirmiş. Muhtemelen öyle olmuştur. Sizden rahatsızlık duymuşlardır. Kendi varlıklarını size hissettirmeye çalışmışlar. Tek sevineceğiniz şey size zarar vermemeleri olmuştur dedi. O evden taşındıktan sonra yaşadığımız olaylar son buldu. Yaşadığımız bu olaylarda lafı çıkınca insanlara anlattığımız bir anı olarak kaldı. Umarım bu anılar bir daha tekrarlamaz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olay 4 sene önce Erzurum'da gerçekleşti. Yurt dışında yaşıyorum ama aslen Erzurumluyum. Bilen bilir. Orada Abdurrahman Gazi adında bir zat yatar. Küçükçe bir dağın tepesindedir kabri. Hatta o yolda arabalar kontağı kapatıldığı zaman kendisi yukarıya kadar çıkarmış. Ben kendim denemedim. Deneyenlerin yalancısıyım. İşte o zamanlar kuzenlerimle sabahlıyoruz. Okey, kart oyunları falan. Dedik sabah namazını da kılalım bugün. Sonra da çorba içmeye gideriz dedik. Nerede kılalım, nerede kılalım derken bu Abdurrahman Gazi'de kılalım dediler. Tamam dedik, çıktık yola. Şehir merkezine en fazla bir saat uzaklıkta bir yer. Etrafında devasa denilecek büyüklükte piknik alanı var. Neyse, bu türbeye girmeden önündeki çeşmede, çeşmenin de adı var ama hatırlayamadım, abdest alıyoruz. Gece olduğu için abdest alırken aynı zamanda etrafımıza bakıyoruz. Dağın tepesi, hatta türbenin arkasında küçük bir mezar var. Etrafa bakarken gördük. Erzurum'u bilenler doğrulasın beni. Neyse, abdest alırken bu arada 4 kişiyiz. O mezarlıktan bir ses gelmeye başladı. Size yemin ederim, ben cinden ya da farklı varlıklardan nokta kadar korkmayan insanım. Ama o sesleri duyunca vücudum kas katı kesildi. Herkes abdesti falan bıraktı. Birbirinin suratına bakmaya başladı.
Acaba bizden biri mi çıkarıyor o ses diye düşündük. Ama yok, insanoğlunun çıkaracağı türden bir ses değil. Suratlarımız bembeyaz olmuştu. Hani bizden başkası da yoktu etrafta. Etrafa iyice bakmıştık. Dağın başıydı. Bu saatte zaten bizden başka kim olabilirdi ki? Ses belki de tam olarak olmasa da hani bir ara moda çıkmıştı ya, Ruslar yerin bilmem kaç kilometre altında ses kaydı yapmış diye, cehennem sesi falan diye uydurmuşlardı. Aynı o sese benziyordu işte. Sanırsın o dağın başında binlerce insan fısır fısır konuşuyor. Sanki bir yandan da azap çekiyor gibi bir ses geliyordu. Yani tam tanımlayamıyorum işte. Binlerce kişinin konuşması, çığlık atması, bağırması gibi bir şey. Ama fısıltı gibi de. Neyse, biz abdesti falan almadan, korkudan ağzımızı açmayıp direkt arabaya doğru yöneldik. Sanki beynimizle iletişime geçiyorduk birbirimizle. Hiçbirimiz arabaya koşmaya cesaret edemedik. Yavaş adımlarla arabaya doğru ilerleyip arabaya bindik. O dağdan aşağıya kaç kilometre hızla indiğimizi bilmiyorum ama çok hızlıydık. Hava aydınlanana kadar şehir merkezinde arabanın içinde oturduk. Sonra eve geldik. O akşam halamlarda kalıyoruz hepimiz. İçeride eniştem uyuyor. Biz salonda oturuyoruz. Eve gelmemiz bizi rahatlatmıştı. Rahatladıkça da ağzımız dilimiz açılmıştı. Konuşabildik birbirimizle. O sesleri hepimiz duymuşuz. Ama içimizden birisi o seslerin yaşlı insanlara ait olduğunu söyledi. Onun dışında herkes sesi birbirlerine aynı şekilde tarif etti. Sizlere yemin ederim, ben o kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Erzurum'un soğuğunun da etkisi var ama ben hayatımda hiç o kadar titremedim. Bu olayı konuşup akşam ettik. O gün herkes kafayı vurup yattı. Akşam üzeri uyandık. Birimiz bilgisayarda, birimiz televizyonda. Neyse, hepimiz farklı şeylerle ilgileniyorduk. Hava iyice kararmıştı. Kuzenlerimden birinin arkadaşı geldi. Hep birlikte oturup sohbet ediyoruz. Neyse, dünkü olay açıldı. Bu gelen çocuğa olayı anlattık. Bu bize inanmadı. Hatta dalga geçti. Yok lan uydurmayın, beni korkutmaya çalışıyorsunuz falan dedi. Bu bir ara yaşadığımız olayla ve oradaki zatla ilgili ileri geri şaka yapmaya başladı. Bu tam o zatla ilgili bir şaka yaparken mutfaktan bir patlama sesi geldi. İçeriye gidip sesin ne olduğuna bakmaya kimsenin götü yemiyordu. O inanmayan çocuk resmen altına sıçtı. Tam lafının üzerine oldu bu olay. Sonra kuzenimle ben gittik bakmaya. Tamam, ben de korkudan altıma sıçıyorum ama aralarında en az korkan benim diyebilirim. İçeriye girdiğimizde her tarafta cam parçası, masanın üstünde duran bardak durduk yere patlamıştı. Cam kırıklarını falan topladık. Bu inanmayan çocuk korkudan çok fazla oturmadı, kalkıp gitti. Biz yine kaldık 4 kişi. Gece saat 2-3 arası. Yalanım varsa, ne kadar dert bela varsa gelsin beni bulsun. Yemin ediyorum. Diğer odada sanki birisi yürüyor. Adeta ayak seslerini kulağımızda hissediyoruz. Ses o kadar yakından geliyor ki hiçbirimiz kapı tarafına bakmaya cesaret edemiyoruz. Korkudan odayı da kontrol etmek istemedik. Evde bizden başka kimse yok. Halam ve eniştem yoktu. Komşular desen ev müstakil ev. Ses çıkartabilecek bizden farklı ve yaşayan bir canlı yoktu yani. Bu ses bir saat kadar devam etti. Sonra bir ara bu ses kesildi. Kesildikten 15-20 dakika sonra kutsal saydığım her şeyin üzerine yemin ederim. İkinci tuvaletteki lavabonun musluğu açıldı. Hem de durduk yere. Sonradan öğrendim ki bazen böyle şeyler olabiliyormuş. Musluğun kendiliğinden açılması sıcaklığın değişikliğiyle alakalıymış sanırım. Ama ben hayatım boyunca o günün dışında hiç böyle bir olaya rastlamadım. İnanç meselesi tabii. Ben bunu kesinlikle başka bir varlığın yaptığına inanıyorum. O kadar şeyden sonra öyle tesadüf olmaz. O musluğu kapatmak da tahmin edersiniz ki o an çok sağlam göt isteyen bir şey. İçeriden yürüme sesleri geliyor ve musluk açık. Bu sefer herkes gelecek, öyle kapatacağız. Gittik ve kapattık. Bir insan 1,5 gün boyunca devamlı olarak mı korku hisseder? Yemin ediyorum korku insanı çok yoruyor.
Ömrümden kaç sene gitti bilmiyorum. Bu olayların ertesi günü. Her şey sakinlemiş ve normale dönmüştü. Artık rahatlamıştık. Kuzenim de bu rahatlamanın etkisiyle ''Şu gazinin yanına bir kere daha gitsek mi? Ben çok eğlendim.'' gibi saçma bir şaka yaptı. O şakadan sonra ne olduysa oldu. O yürüme sesi içeride yine başladı. Bu sefer daha şiddetliydi. Yürümenin şiddetiyle sanki ev sallanıyor gibiydi. Bu kadar olay yetmezmiş gibi bir de elektrikler kesildi. Size yemin ederim ki o yürüme sesi odanın içine kadar girdi. Herkes başladı dua etmeye, besmele çekmeye. Karanlık olduğu için hiçbirimiz yürüyen şeyin neye benzediğini göremiyoruz. Ama yürüdüğünü görebiliyoruz ve kulaklarımızda ayak seslerini en derinden hissediyoruz. Sonra elektrikler geldi. Biraz daha sakinleştikten sonra büyük kuzenim, herkes gelsin, abdest alalım. Abdest aldıktan sonra en büyük kuzenim Kur'an okumayı biliyordu ve Kur'an okumaya başladı. Kur'an okuduktan sonra hepimiz sakinleştik ve uyumak için yattık. Yattıktan sonra ne ses duyduk ne de başka bir şey oldu. Ama bu olaydan bir ay sonra kuzenlerimden biri duvarda yürüyen garip varlıklar görmüş, kafayı tümden yedi. Ben şu an yurt dışındayım. Kuzenimin gitmediği hacı hoca kalmamış, biraz düzelmiş. Ben bir insanın bundan daha fazla korkacağını sanmıyorum.